Melih Altınok. İyi de. Menel Akşener sonunda partisini kurdu. Adı İyi Parti. İP. Öncelikle azminden ötürü kendisini tebrik etmek lazım. Zira adı defalarca FETÖ iddialarıyla ilişkilendirilen birinin yeni bir partiyle siyasi aranaya çıkması her şeyden çok medeni cesaret ister. Üstelik de 15 Temmuz sonrasının atmosferinde. Medyadaki tartışmaların dozajına bakıldığında ise bu çıkışın toplumsal bir ihtiyaçtan kaynaklandığı görülüyor. Ancak sözüne ettiğimiz ihtiyaç sunulduğu gibi iktidar talebiyle alakalı değil. Akşeneri gündeme taşıyan daha ziyade muhalefet açlığı yani Akşener'e cesaret veren, ülkede fazlasıyla güçlü olan iktidarın varlığı değil, tam aksine muhalefetin fiilen olmaması. Bu açlıkta MHP'nin 15 Temmuz sonrası ulusal güvenliği öncüleyip bazı konularda iktidarla uyumlu bir ilişki kurması da etkili. CHP'nin 2019'un favorisi Erdoğan'ın karşısına aday olarak çıkmaya bile cesaret edemeyen Kılıçdaroğlu gibi umut vermeyen bir isim tarafından yönetilmesi de. Dolayısıyla her seçim sonrasında, çuvallayan, sanki kendileri değilmiş gibi ekranlarda anketsiz ahkam kesen şovmenlere bakmayın siz. Ya da sevgisiz ve ilgisiz büyüyen çocuklar gibi kadın bir siyasetçiye abla diye seslenerek iktidar nasihatleri veren eyyamcılara. Aksi halde 15 yılda her seçim sonrasında olduğu gibi yine üzülürsünüz, hayal kırıklığına uğrarsınız. Zira seçmeni en çok üzen, yıpratan, memleketini terk etmeyi düşünecek kadar umutsuzluğa iten, yenilgiden çok aldatıldığını hissetmektir. Bunun için de Akşener ve partisiyle ilgili tüm kabullerimizi ve itirazlarımızı bir kenara koyarak işin aslına dair konuşmalıyız. Üstelik basit bir mantık yürütmeyle ulaşabileceğimiz cevapta çok uzakta değil. Evet, soru belli. Nasıl olacak da Erdoğan karşıtı muhalif blokta konumlanan bir parti %50 artı 1'i alıp tek başına Cumhurbaşkanı çıkartabilecek? 20 ile CHP, %15-16'sıyla MHP, %5-6'sıyla HDP ve diğer partiler 2019 seçimlerinde yok mu olacaklar? Ya da Akşener'in elinde hem CHP ve HDP seçmeninden hem de AK Parti ve MHP tabanından aynı anda oy alabilmesini sağlayacak sihirli bir iksir mi var? Hesap 3 aşağı 5 yukarı ortada. Akşener'in İP'si ne alacaksa Erdoğan'a hakaret etme yarışını muhalefet sanan ve oyu iki tercihli son referandumda bile %50'yi geçmeyen mecradan alacak. Şükür ya benimsin ya kara toprağın diyerek siyasi kindarlıkla tatmin olmak yerine akıllıca muhalefetteki payını korumaya çalışanlar da var. Doğu Perinçek ve İşçi Partisi, evet o da İP bu hesabı ilk günden gördü. Darısı Akşener'in toplantılarına, belediyelerinden otobüsle adam taşıyan CHP'nin başına. Ha, maksat kaos olsun. Sistem kilitlensin diyorlardır belki ama unutmasınlar bu seçmen artık fantaziler uğruna hayatı oyuncağa çeviren siyasetçilere tarihte hiç olmadığı kadar kızgın. Melih Altınok Sabah